Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Mart e, Pazar e, Amerika yarışları için karşınızdayım arkadaşlar. Daha inanın bütün gün evde olmaktan e, günleri bile karıştırmaya başladık. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkesin keyifleri yerindedir diyeceğim. Çünkü artık o umutlarla e, bu programı yapıyoruz. E, gördüğünüz gibi Amerika yarışları gerçekten çok sürprizli sonuçlar elde ediliyor. Normalde bu kadar sürprizler olmaz ama meydan yarışlarının bir de satış koşullarının olması, çok olması yarışları biraz daha fazla cazip hale getiriyor. İnanın tek kurmakta bile bayağı zorluk çektiğimiz sıkıntılar oluyor haliyle. Bugün bu program biraz daha sade gibi geldi bana ama sade gibi derken yani yine karışık denk safkanlar var. Çünkü buradaki safkanlar arkadaşlar korokor yarış yapıyorlar yani. En azından bunu belirteyim. Yani kalkıp da ata basmıyorlar. Yani sonunculuktaki bir safkan bile saldırıyor yani yarışlara. Yani o yüzden yarışlar farklı sonuçlara neden olabiliyor. Arkadaşlar ben size fazla sözü uzatmadan hemen sizlere bol şanslar dileğimi sunayım ki önce. Hemen 9 koşu bir program var. Saat 20'den itibaren birinci koşu, birinci altılı ganyan başlıyor. Ben hemen size oranlarını aktarayım. Arkasından da tuttuğum safkanları ben sizlere en azından öneri olarak da Sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar Umarım faydalı bir şekilde Oluyordur çünkü artık yapacak bir şey yok Evde ne yapabiliriz En azından buradaki oyun Ufak tefek oyunlara iştirak da edebiliriz Eğer tabi hoşça vakit Geçirmek amacıyla oynayacağız artık yani illa kesin tutacak şeyle oynadık mı Zaten kaybediyoruz En azından neşeli zevkli bir olsun diye Oyunlar yaptığımızda En azından tutma şansımız da yükseleceğine ben inanıyorum Birinci koşudan başlıyorum arkadaşlar Saat 20'de başlıyor demiştim Maiden yine bir satış koşusuyla başlıyoruz. Dişilere ait ve 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kısa mesafeli bir yarış arkadaşlar. Ben hemen size hızlı bir şekilde oranları aktarayım arkadaşlar. 5 nolu safkan burada 2 liralık bir orana sahip. 3 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 4 lira. 8 nolu safkan 5 lira. 10 nolu safkan 5 lira. 9 nolu safkan 8 lira. Ve son olarak da 11 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada sizlere önereceğim safkanlar sırasıyla söyleyeyim. 3 e, no'lu Holy Hill. Ben ilk safkan olarak bu saf safkanı tutuyorum arkadaşlar. Hemen buradan da işaretimizi koyalım. E, daha sonra 9 dolu Katniskan. E, bir Kanto tayı olan bu tayda Victor Lebron'un bilmiş olduğu bir safkan. Gerçekten son yarışında fena olmayan bir dördüncü var. Handikap puanı da e, bugün e, zaten bugün baktığım zaman şu birinci koşuda biraz e, çok e, iyi durumda safkan yok yani orta şeker e, atların bir arada olduğu bir yarış arkadaşlar yani burada biraz e, zayıf safkanların mücadelesi o yüzden sürpriz sonuçlanabilir. Ben biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci safkan olarak 9 nolu Katniss e, yazacağız arkadaşlar. Hemen işaretleyelim. Daha sonra evet, Reklamımıza geldi. E, daha sonra 5 nolu Cultivation bir solda tayı arkadaşlar. Marcos Menemes'in bindiği tayı da son ikinciliğinden sonra biraz iyi duruma geldi. E, Türkiye'de de şu anda AGF'lerde de birinci safkan. Gerçi yurt dışında da şu anda 2 liralık bir sahip. E, hemen işaretimizi koyalım. E, Altınoğlu e, Dancing with e, Böyle bir Maka tayı arkadaşlar. En azından bu Maka tayılarını biliyorum. E, bu Safkan'ın genel görüntüsü fena değil. Bu sezon koşmuş oldu 4 yarışta 2 iki tane ikinciliğe sahip arkadaşlar. Yani sürekli e, birincilik mücadelesine girişen bir Safkan. Ama Altınolu safkan da Luis Reyes'le yazacağız arkadaşlar. Ve son olarak da size önereceğim Safkan. 10 nolu Dead Hot Match. Bir soldat tayı arkadaşlar. Yine bir soldat tayı karşımızda. Maria Bayan bir jockey var arkadaşlar. E, Maria Skaldafari ve e, bir kez koşmuş, bir dördüncülük elde etmiş. 53 handikap puan almış. E, 23 gün önce start almış bu yarışı. Yani bugün de şartlar uygun gösteriyor arkadaşlar bu safkan içinde. Bu onunla safkanı da işaret kuponlara arkadaşlar. Yani bu ilk ayak için Birinci koşu için 3, 9, 5, 6 ve 10 dolu safkanları ayrımsız yazalım arkadaşlar. Geniş oynayanlara da bu 8 dolu Kuki Kova'yı da ilave edebilirsiniz. En azından orijin çok iyi. Hanson E, ben bakmayın yüksek oran çıkmasın diye, bütçe çıkmasın diye bunu sizi geniş oynayanlar kısmına koydum. Ama normalde altının bu altı at içerisinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ikinci koşuya geçelim arkadaşlar. Burada yine bir satış koşusu şartlı dişi ait 4 ve yukarı İngiliz'in. 1600 metrelik bu sefer kum yarışı arkadaşlar. E, 12 safkan mücadelesi bizi bekliyor. E, oranları hemen aktaralım. 12 nolu safkan 2,5 lira. 7 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 5 lira. 10 nolu safkan 6 lira. 6 nolu safkan 7 lira. 11 nolu safkan 8 lira. 1 nolu safkan 12 lira. 2 nolu safkan da 22 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar benim de burada size önereceğim ilk safkan. E, ben 6 nolu Sweet Blossom'u bir the factor'tay arkadaşlar gerçekten iyi bir safkan, iyi bir orijin. Lois tarzı başarılı bir jokey arkadaşlar 77 handikap puanıyla ben size ilk safkan olarak önereceğim Türkiye'de AGF'lerde dördüncü sırada şu anda. Ama ben biraz daha şanslı gördüğüm için 6 no'lu Sweet Blossom'u ilk safkan olarak önereceğim. Daha sonra rakip olarak da 12 no'lu Enlisting e, bir Kendra arkadaşlar. Bu safkanda zaten kum çim safkan. Son yarışında kazanmış safkan. E, Türkiye'de birinci safkan konumunda. Daha sonra üçüncü safkan da 11 oldu. Ama Luna'yı yazıp ben bu ayağı sizlere 3 safkan olarak öneririm arkadaşlar. 6, 12 ve 11'i bence ayrım yapmadan yazalım. Geniş oynayanlara da 7 nolu Brokers Almain, 10 nolu This Possible Deer ve son olarak da 3 nolu Vicky Apple'ı da sizlere yazmanızı indiriyorum. 6 12 11 normal kuponlar için geniş oynayanlar da 7 10 ve 3 numaralı safkanlar arkadaşlar. Hemen 3. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Burada da maiden dişiler e ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışı arkadaşlar. En azından satış koşusu değil bu. hemen ben size 3. koşunun oranlarını aktarayım arkadaşlar. Burada altın numaralı safkan 1.7 1 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 9 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 16 lira ve son olarak da 3 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada da sizlere e, önereceğim safkanlar sırasıyla bu 6 nolu Ocean Fire e, Türkiye'de AKF'de de birinci safkan. Ben ilk safkan olarak yazılmasını öneriyorum. Daha sonra yazılması gereken safkanlar da bu 9 nolu New Hope Road. 7 nolu Secret Pierce bir Sioux Nita'yı arkadaşlar. Çin pistte çok çok iyi koşar. En azından bunu da belirteyim. E, ve son olarak da bu 1 nolu Pardon My Heart. E, bu safkanı yazarsak en azından antrenör İdaresinde bir antrenör. Luis Saiz de zaten bu safkanda yani bugün de iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Zaten AGF'lerde de ikinci safkan olarak çıkmış. Yani bu üçüncü koşu için 6-9-7-1 nolu safkanları bence ayrımsız yazalım arkadaşlar. Hemen dördüncü koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Burada da yine bir meydan yarış. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Gördüğünüz gibi meydan yarışlar bayağı yüksek. Yani çok miktarda merin yarışları var arkadaşlar. Burada 16 safkan mücadese gözüküyor ama dediğim gibi 12'den aşağısı yedek yani 13, 14, 15 ve 16 safkanlar yedek gözüküyor. Ama yukarıdakilerin işte çıkması halinde bu safkanlar yarışa iştirak ediyor. Ama ben yine e, tuttuğum safkanları bu yedeklerden de olsa sizlere aktarayım. En azından yarışların başlamasına bir saat kadar çıkanlar belli oluyor zaten. E, oradan yazdıklarından çıkanlar büyük ihtimalle en az 2-3 tanesi çıkacak. E, siz de ona göre çıkartıp oyun daha da ufak olur veya tuttuğun safkanları ilave edebilirsiniz son oranlara göre. Ben size bu oranları hemen aktarayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. <laughs> 13 numaralı safkan 1.4. Yani 13 numaralı safkan 1.40 orana sahip. 7 numaralı safkan 1.70 1.7 yani 14 numaralı safkan 3 lira. 5 numaralı safkan 3.5 lira. 16 numaralı safkan 4 lira. 6 numaralı safkan 5 lira. 4 nolu safkan 8 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 12 nolu safkan 12 lira. Ee, son olarak da 1, 2, 9 ve 11 nolu safkanlar da 20 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada ben sizlere bugün ne hükmetse bu yedek safkanlar bence daha programın en şanslı safkanları ama yedek olmaları işte biraz şanslarını götürecek gibi çünkü yukarıdan atlar çıkmasa bu yedekler mecburen koşmayacak ama e, şu program baktığınız zaman yani şu 13-14-15-16 yani bir 15'te fazla bir şey diyemeyeceğim ama 13-14-16 grupta baya baya şanslı durumda arkadaşlar. En azından bunu belirteyim ama bunların kaderi şanssızlık işte yarıştan çıkma ihtimali çok yüksek. Yani normalde bu üç safkan arasında ama ben mecburen öteki safkanlardan söylemek zorundayım. Çünkü büyük ihtimalle bunlar çıkabilir. Ben size sırasıyla söyleyeyim arkadaşlar ama çıkma ihtimali yüksek onu söyleyeyim en azından. Öncelikle bu 13 dolu Starlight Day Dream. Ee, bir kendim kendi mentayı arkadaşlar oldukça iyi bir John Velasquez'in e, bilmiş olduğu bu safkan bir Todd Pletcher e, harasından arkadaşlar. Bugün Todd Pletcher haralarında Chad Brom haraları bayağı var arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk safkan olarak yazılmalı. Daha sonra yazılması gereken safkan dediğim gibi 14 dolu Praire Wings. Bir Tapita'yı arkadaşlar Luis Saez'in bilmiş olduğu safkan gerçi Louis Saez yukarıda da kayıtlı arkadaşlar. Çünkü yedeklerin çıkması halinde mecburen öteki safkana binecek. Ama dediğim gibi eğer bu safkan koşacak olursa da büyük ihtimalle bu yukarıdaki 5 nolu safkana Louis Saez binmez. Yani çünkü burada daha iyi yat varken öteki ata bineceğini pek sanmıyorum. Yani Her neyse arkadaşlar daha sonra 3. safkan olarak size önereceğim safkan 7 nolu Center Asil. E, bu safkanda Into Michitay, yok. Joel Rosario'nun bilmiş olduğu bir safkan yine bir chat Brown arasında arkadaşlar. İlk kez koşacak olmasına rağmen oldukça iyi bir safkan arkadaşlar. Ağır bakımlı açısından. Dördüncü safkan olarak işte bu 16 nolu safkanı önereceğim ama bu 16 safkanın artık büyük ihtimalle %90 yarıştan çıkma şansı yüksek. Çünkü en altta olması biraz şansını azalttı. Bu 16 nolu Estilo Talentoso normal koşayım derse yazılması gereken safkanların başında geliyor arkadaşlar. 16 nolu Estilo Tolentoso. Daha sonra yazılması gereken safkanlar 6 nolu Senoro Roma. Bu safkanda bir Verrazzano tayı arkadaşlar. Tyler Gaffalione iyi bir jockey üstünde. bir kez koşmuş. Güzel bir ikincilik elde etmiş arkadaşlar. Türkiye'de de AGF'lerde ikinci sırada. Ve son olarak da 12. nolu Saymoy. Bir Unin Rocks arkadaşlar John Velasquez'in bilmiş olduğu sayda bir William Mott harasın arkadaşlar. En azından hara da iyi. Bu safkanda ilk kez koşacak olması rağmen önle, ön planda tutulan bir safka arkadaşlar. Ama Türkiye'de 9. sırada arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Yani gelirse bayağı sürpriz olur. Yani dediğim gibi bu ayakta 13, 14, 7, 16, 6 ve 12 nolu safkanlar ama dediğim gibi burada büyük ihtimalle en azından 2-3 tane safkan yarıştan çıkar. Benim yazdıklarım içerisinde diyorum arkadaşlar. Ama işte yukarıdan da çıkanlar olursa da bunlar o zaman yarışa dahil olurlar. Eğer dahil olurlarsa arkadaşlar o zaman ilk 4 safkanı önerdim. İlk 4 safkanı yazsanız yeterli bence arkadaşlar. Ama koşmazlarsa dediğim gibi öteki safkanları artık ilave edeceğiz günün beşinci koşusuna gelelim arkadaşlar hemen buradan da öteki koşulara geçelim buradan da karışmasın diye Evet beşinci koşuya geldik arkadaşlar bir satış koşusu yine karşımızda şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışı genelde gördüğünüz gibi dişilerin biraz ağırlık olduğu bir program arkadaşlar Burada da ben size hemen oranları aktarayım arkadaşlar. Öncelikle 1 nolu safkan 1.7, 1.70 orana sahip. 9 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan 20 lira ve son olarak 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar bu çim yarışına da baktığımız zaman en azından ee bu bir bin counter'ı ben bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Luis e, Louis Saez ile zaten bir top Pletcher halasından arkadaşlar. Yani çok iyi bir hara ekibi de var. E, bu yıl görülmüş olduğu bir yarışta beşincilikle ayrıldı ama bugün bence çok farklı bir yarış koşup bu yarışın kazanmasını bekliyorum. Ben size banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Hem birinci altılıya dahil e, atılı bankosu hem de ikinci altılıya dahil olmuş olan bir bankom arkadaşlar. Ben size o yüzden bin nolu safkanı tek olarak öneriyorum. Hemen bir sonraki yarışa giriyoruz. Altıncı koşuya. E, bu yarışta maiden yarışı yine 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı arkadaşlar. Yine burası kalabalık bir kayıt var. 16 safkan, e, İşte 4 tane yedek safkan var. 12 tane asıl e, safkan. Ben hemen size buradaki oranları da aktarayım arkadaşlar. E, 12 nolu safkan 0.8 oranı sahip. Yani 1 liranın altında arkadaşlar 12 nolu safkan. 15 nolu safkan 3 lira, 16 nolu safkan 5 lira, 1 nolu safkan 6 lira, 13 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 18 lira ve son olarak 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar ben de burada da sizlere Önereceğim safkan. Bu 12 nolu doktor post olacak arkadaşlar. Bir Kuvvet Roat'ta arkadaşlar John Velasquez'in bilmiş olduğu bu safkan. Yine bir Topletcher Pletcher harasından arkadaşlar. Ben bugün bu safkanın yarışık kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Size ikinci banko olarak öneriyorum. Hem birinci altılıya hem de ikinci altılıya dahil oluyor arkadaşlar. Ama alternatif olarak da kabul edebilirsiniz. Çünkü burada yedek safkanlar var. Ben biraz rakipleri yedek safkanlar olarak gördüm arkadaşlar. Ben size sırasıyla Eğer koşması halinde... Bakarsınız bu at yarıştan çıkabilir e, endişesi olur diye e, koşar büyük ihtimalle koşar da o olursa çıktı diyelim. E, rakipler kim bunun öncelikle bu 16 nolu Fugitive. Bir candidate right arkadaşlar bu ilk safkan rakip olarak bu yazılır. Daha sonra 13 nolu Hima Ashiham bir topittay arkadaşlar. E, bu da bir Joe Bravo'nun binmiş olduğu bu Safkan bir Godolphin ekibisinde arkadaşlar. Bir yarış koşmuş. Dördüncülükle ayrılmış. En azından bunu da belirteyim. E, Kaşival'dan bir tapit dayından sonra yazacağımız Safkanlar 15 nolu Expensive stil Bir post arkadaşlar. Paco Lopez'in binmiş olduğu bu Safkan'da. Biraz yarışın tecrübeli Safkan'ı. iyi bir handikapı var. Yani grupta da değerlendirilir. E, daha sonra bir nolu Matpi e, Morning Line'ın güzel bir tayı yine Paco Lopez e, kayıtlı. Dediğim gibi işte alttaki safkanlar kayıtlarda da çıkarlarsa e, buradaki safkan binecek. işte artık alttaki koşarsa ona binecek. Artık tamamen jockey tercihi. Ve son olarak da Altınolu e, Nocturnal. E, Palas Mok Malika tayı olan Louis olduğu yine bir Todd Pletcher e, arasından bir safkan. E, yani on, koşmaması halinde yazılması gereken safkan. Ama benim dediğim gibi bu 12 nolu doktor postu ben e, bayağı ön planda tutuyorum ve sizlere alternatif de olsa veya ikinci banko da olsa size tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki yarışa geçelim arkadaşlar. Yine bir satış koşusu karşımızda şartlı yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 8 safkan mücadelesi bizi bekliyor arkadaşlar. Hemen oranları aktaralım. 8 10 safkan 2 lira, 1 nolu safkan 2,5 TL, 6 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 16 lira ve son olarak 7 nolu safkanda 33 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar ben de burada sizlere hemen önereceğim safkanları sıralayayım. Öncelikle bu 6 nolu Justin Hick Kotime. Artık nasıl Kotime. Bir Justin Philip'te arkadaşlar. Arkadaşlar olduğu bir safkan e, bu sezon koşmuş olduğu 3 yarışta da güzel bir performansı var. Altta bir tane birinciniz e, var. 81 handikap puanla koşuyor bu safkanı. Ben ilk safkan olarak önereceğim size e, bu altın oğlu safkanı. Daha sonra yazılması gereken safkan. Bir nolu Blazing Desir arkadaşlar. Tyler Gaffolini'nin bilmiş olduğu bu safkanda da e, iyi bir performansa sahip arkadaşlar. E, bu yıl görmüş olduğu 3 yarıştan 2 dördüncülük bir tane birincilik ayrıldı. E, Türkiye AGF'lerinde dördüncü safkan olarak çıkıyor. Ama bugün ben safkanın ön planda yazılması gereken safkan olarak görüyorum. E, ve en son olarak da bu 8 nolu Kastak Nuhi de yazarsak bayağı 3 safkan olarak geçelim arkadaşlar. Yani bu 7. koşuda 6, 1 ve 8 nolu safkanları bence ayrımsız yazalım. Geniş oynayanlara da 2 nolu Rebel'de, ve 4 nolu Mystery Bank'ı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. 618 normal kuponlar için geniş alanlarda 2 ve 4 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde arkadaşlar. Burada da bir satış koşusu var yine. Şartlı yarış 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışı arkadaşlar. 12 safkan mücadelesi burada bizi bekliyor. 8 ve 10 nolu safkanlar ekürü. 9 ve 12 nolu safkanlarda ayrı bir eküra arkadaşlar. Hemen oranları aktaralım arkadaşlar. 3 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 11 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 11 lira, 1 nolu safkan 12 lira ve son olarak 12 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar benim burada size önereceğim ilk safkan bu 11 nolu Westerland olacak. Bir İngiliz e, orijin arkadaşlar. Yani İngiliz, İngiltere'den e, gelen Frankel'in bir tayı arkadaşlar. E, güzel bir orijini var arkadaşlar. Çim piste çok çok uyumlu bir orijin. E, zaten safkanın genel görüntüsüne baktığınız zaman fena değil. Bu yıl görmüş olduğu bir yarışta bir yedincilik ayrıldı ama iki ay önce en nefes bakımından iyi duruma geldi. Bugün ben Paco Lopez'e bugün bu kupona ilk safkan olarak yazılmasını öneririm arkadaşlar. Ee, Türkiye'de de bu şu anda AGF'lerde %5 oynanıyor. Yani 7. sırada yani bayağı bir sürpriz safkanla başladık işe. Ee, daha sonra yazılması gereken safkanlar sırasıyla 3 nolu Faraway Kit'ten bir de Big Kitten Joycely arkadaşlar yani Amerika'da zaten Kitten Joycely'ları e, çimlerde süper yarışları var arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. O da bu yıl e, 32 gün önce görmüş olduğu bir yarışta güzel bir ikincilikle ayrıldı. Tyler Gaffalion yine bugünün şanslı atlar arasında. Zaten Türkiye'de genellemesine yüzde %37 oranıyla ilk sırada arkadaşlar e, şanslı görülüyor. Sonra 3. safkan olarak da Ekürü avantajıyla koşacak olan 9 dolu ambasodur Jim. Bu safkanla John ile koşacak olan bu safkan hem ekürü arkadaşlar 12 dolu safkanla ekürü. E, iki, iki dayın yani iki ekürün de bence şansı var arkadaşlar. Ha, bugünün sürprizini yapabilir. Şu anda genel görüntüye baktığımız zaman baya sürpriz çıkıyor. Gerçi 3. sırada AGF'lerde ama AGF'lerde toplam 9. %9'luk bir oynama orada var. Ama ben bugün bu iki safkanı da günün sürprizini yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu 8. koşuda 11, 3 ve 9'unu safkanları bence ayrım yapmadan yazalım. Tabi yine te son tercih sizin. Gelin şu oynayanlara da 4 nolu Morocco ve 6 nolu Stonehans'ı da ilave edebilirler arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde. Bir satış koşusu yine var arkadaşlar şartlı dişiler ayrı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında hemen ben size hızlı bir şekilde oranları aktarayım. 8 dolu safkan 2 lira, 7 dolu safkan 4 lira, 6 dolu safkan 6 lira, 1 dolu safkan 7 lira, 5 dolu safkan 7 lira, 4 dolu safkan 12 lira, 2 dolu safkan 16 lira ve son olarak 3 dolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Burada program baktığımız zaman yurt dışında da her iki ekürü de ön planda tutuyor arkadaşlar. Yani bugün iki eküründe baya baya bir şansı görünüyor. Bu 1600 metrelik yarışta. Ee, burada da zaten bir Todd Pletcher arasından arkadaşlar. Gerçi öteksi Christopher Clement adına gösteriyor ama yine bir Todd Pletcher arasından her iki safkan da arkadaşlar. Ee, burada çok sür direkt çıkıyor. Ee, ben de e, alternatif veya şansını son ayağa taşımak isteyenler için e, bu ekürleri e, alternatif olsa tek olarak öneriyorum arkadaşlar. E, normal şartlar altında e, bu yarışı kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar. Ama bu safkanı yıkmak isteyenlere eğer kredisi olup da son ayakta at yazma imkanı olan arada bu dört numaralı Via Forever Via Forever ve altın oğlu Believe in it. bir posete arkadaşlar Miguel Vasquez'in bilmiş olduğu bu safkan. 88 handikap puanı var. Son yarışta güzel bir ikinciliği var. Ve son olarak da bir nolu safkan Remarkably Soul kusura bakmayın biraz e, telaffuzda sıkıntı yaşıyorum o da son üçüncülükten sonra Bence iyi bir duruma geldi şanslı safkanlar arasında ama dediğim gibi Öncelikle alternatif küçük ve risk sevenler için veya son aya kendini e, Kale olarak görmek isteyenlere e, ekürleri tek olarak tutabilir arkadaşlar 8 ve 7 nolu ekürleri ama at yazmak isteyenlere dediğim gibi. 4, 6 ve 1 nol safkanlardan da bir sürpriz bekleyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü program bu kadar. Umarım her şey gönlünüzce oluyordur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.